Merhaba sevgili kovalar. Selamlar sevgili kovalar. Nasılsınız? Birinci Kur Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Kasım ayı aylık burç yorumlarıyla sizlerle birlikteyiz. Şimdi 3 Kasım'da çok ciddi bir Akrep Burcu'nda evet. Yeni Ay Güneş tutulması var. Evet. Kuzey düğümü üzerinden gelmiş çok negatif değil. Evet. Genel olarak dünya üzerindeki ülkeler için negatif ama bireyler için çok olumlu bir tutulma. Ben biliyorsun Kova Burcu'yum. Evet. Beni bana biraz anlatsana ya. Evet. Buna da ihtiyacım var. Ben bunun için ülkede çok iyi astrologlar yetiştirdim. Arkadaşlar resmen bir ekor oluşturduk. Evet. Demet bu ekorun en iyi temsilcilerinden biridir. Benim öğrencilerimden. Artık bir öğrenci değil, artık o da profesyonel bir astrologdur. Evet sevgili Demet, beni bana anlat. Evet, şimdi tutulma ve gezegen stelyumu Akrep Burcu'ndaki hem kariyerini etkiliyor hem toplum önündeki statünün yenilendiğini, değiştiğini gösteriyor. Hmm. Yani hayatın köşe evi olduğu için 10. ev tamamıyla tüm hayatını etkileyen önemli değişimler, yeni başlangıçlar içerisindesin. Bu statümü yükseltir evet. Aslında. Tabii, kuzey düğümü tabii. Olduğu için Satürn. Yeni bir statü kazanırım. Hı-hı. Kaderimde bazı değişiklikler olur. Çünkü bu benim kariyerimin gelişmesi, evet. Statü, bak çok güzel söylenen, statü kelimesine yalnızca bizim ekolümüz kullanır çoğunlukla. Hı-hı. Statünün artması, İngilizce reputasyon dediğimiz, hı-hı, reputation, yani sosyal toplumda daha fazlasıyla değer görmek, hı-hı, önemsenmek, yaptığın çalışmalarla beraber insanların hayatlarını değiştirmekle ilgili yapıların da çok fazla Kova Burcu'nda olacağını göstermekte. Sosyal evet. Reputasyon, işte bizim honor dediğimiz, evet, İngilizce honor dediğimiz onur gibi kavramların daha ön plana çıkacağı çok güzel bir döngü. Devam etsene biraz ya, çok güzel anlatıyorsun aslında sevgili Demet. Aslında 10. ev etkisi sadece iş ve kariyer değildir. Şimdi kariyer sadece çalışan insanlar için değil tabii ki, evlilik de bir kariyerdir. Dolayısıyla yani 10. ev etkisi evliliği ve ilişkileri de etkiliyor. 10. ev tabii evliliği ve ilişkileri. Aslında 10. ev şöyle söyleyebiliriz, sosyal statü ve kader. Evet. Evet. Yani bunu şimdi Batı Astro arkadaşlarımız 10. evi daha basit indirgeyebiliyorlar ama 10. ev kaderle ilgilidir. Kader. Bu hayatta gideceğiniz yol üzerinde önemli adımlar attığınızı gösteriyor. Middle call, çünkü doğum haritasının en yüksek noktası. Evet, evet. Doğum haritasında ulaşabileceğin en yüksek noktalara ulaşabileceğini gösteren bir yapıda. Evet. Evet, bazı kovalar zorlanabilirler. Evet. Yani 29 Ocak 4 Şubat arasında doğan Kova burçları bazı bocalamalar, hı-hı, yaşayabilirler ama kuzey düğümü orada olduğu için ve yani Mars'tan sekstiller geldiği, evet, için bu zorlukları çevresel şartlar ve faktörler, çok çalışarak, hı-hı, mücadele ederek, bireysel olarak sıkıntılarını çözerek gerçekten atlatabilecektir. Evet. Zorlu bazı sınavlar olsa bile, zorlu dalgalar arasında kalsa bile, ciddi tayfunlar ve fırtınalar içinde olsa bile Kova burcunu çok daha iyi günler bekliyor. Evet, belli bir çizgiye göre kadar çok daha iyi günler bekliyor. Ama tabii sosyal hak edişi olacak. Tabii. Adam gibi olacak, tabii, çalışacak, tabii, mücadele edecek. Sosyal yaşamla Satürn ilgili. Satürn çünkü orada karma gezegenimiz hak edenini verir. Satürn, evet, karma gezegeni hak edeni verecek. O hak eden bazı değerlerle, bazı yapılarla, bazı güçlerle, bazı olgularla daha kuvvetli ve daha iyi bir noktalara da gelecek. Kova burcunun bir kısmı çok uranisyendir, marjinaldir, farklıdır, sıra dışıdır. Ayı Kova burcu olanlar ve yükselen burcu Kova olanlar da bu etkilerden yararlanacak. Evet, devam edelim. Kader değişiyor kısacası. Kader değişiyor, evet. Kuzey düğümünün etkisiyle uzun vadede olumlu. Evet. Ama kısa vadede bazı gerginlikler olabilir. Evet, devam edelim. 5 Kasım'da Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 6 Mart'a kadar Venüs Oğlak burcunda. Kovaların 12. evinde olacak. Tabii o biraz hayatlarında destekleyen, koruyan, bir şekilde bir dost gibi orada Venüs sanki. Evet. Onlara yardımcı olabilir. Biraz hani kendileriyle ilgili, sağlıklarıyla ilgili bazı girişimlerde bulunabilirler. Tabii bu gizli yardımların da olabileceğini gösteriyor. Gizli hayranlar, gizli sevgililer. Venüs'ün Oğlak Burcu'nda 12. evdeki konumu. Tanrısal yardım, evet, da gelir. Evet. Venüs Oğlak Burcu'nda tanrısal yardım olabilir. Büyük problemlerden, hı-hı, korunabilir. 21 Aralık 31 Ocak. Ama şunu unutma, Venüs'ün pozisyonu yarıda kalmış. Eski bir ilişkiyle ilgili haberler. Evet. İlker Kova burçlarında. Evet. Sığ kafaya sahip olanlardan.
Uranüs'ten değil de daha Satürnyen olanlarda 5 Şubat, 6 Şubat, 7 Şubat, 8 Şubat, 9 Şubat, 10 Şubat orası olanlarda ciddi sıkıntılara sebebiyet verir. Zaten işte 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Şubat kovalarında da ciddi bazı maddi ve manevi sıkıntılar çok da fazlasıyla olacaktır dediğimiz bir yapı var. Arkasından gel hızlı bir şekilde bu 17 Kasım Boğa Burcu Dolunay'ına gidelim. Aileden destek geliyor galiba bazı evet. kovalara. Ne dersin? Evet. Kova Burcu, Boğa Burcu Dolunay'ı kovalar için 4. evinde gerçekleşeceği için evle ilgili konular, yaşadıkları yerle ilgili konular. Ev aile, almak, satmak, evet. aileden destek, Satürn sekstilde evet. ev satıp para kazanabilmek, Merkür Akrep Kuzey Düğüm Kavuşum, parasal kazançların desteği. Yani bunlar çoğunlukla Mars Başak'ta ev satmak, ev almak, evet, belki maddi değerlerin belli bir çizgiye evet, gelmesi. Kiracı bulamıyorlardı belki evlerini. Hani o sonuçlanacak. Evet, belki o satacaklar gibi. Yani kiracı bulabilir. Evet. Bunu çözebilir. Maddi sorunları ve aileden de destek görecek. Çünkü 22 Kasım'da Güneş Yay Burcu'na girince kovalar biraz daha rahatlıyor değil mi? Evet, Güneş Yay Burcu'na gelince biraz daha arkadaşlar, sosyal gruplar, sosyal faaliyetler, biraz daha hayatlarına hareket gelebilir, sosyallik gelebilir, duygusal ilişkiler, romantizm, flörtler. 30 Kasım'da Güneş Üçgen evet. Uranüs çok iyi ama. O da sürprizli bir gün. Çünkü yönetici gezegeni evet. Uranüs'e Güneş gökyüzünde böyle sardığı zaman çok büyük evet. destekler ve evet. haberler geliyor. O da sürpriz olsun. Haftalık burç yorumlarında Facebook burç durumu APP'lerini kullandığınız takdirde 30 Kasım Güneş Üçgeni Uranüs'ün Yay ve Koç üzerinde olan bu desteklerin 3-9 belki seyahatlere, belki yolculuklara, belki hayatla ilgili yeni ve felsefi bir eğitim dönemine başlatacağında daha da detaylı öğrenebilirsiniz. Bye. Hoşçakalın. Güle güle.